Merhaba arkadaşlar ben Jacob Ian. Bugünkü videomda ekranda görmüş olduğunuz gibi hareketli yani live wallpaper nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Ben genelde masa üstünde böyle hareketli bir wallpaper kullanıyorum. Eskiden kullanmıyordum çünkü arka planda bilgisayarınızı yorduğu için kullanmadım ama şu an kullanıyorum çünkü çok güzel gözüküyor. 3 ekranında da kullanıyorum yani sağda solda ekranlar var. Göstereyim. Görüntü girdiğimiz zaman sağda solda hepsinde şu an var nasıl koyduğumu size göstereceğim sol alta gelip store yazıyoruz ya yani Microsoft Store buraya giriyoruz buradan bir tane uygulama var ben şu an aktif kullandığım uygulamayı size göstereceğim şurada sağ altta da göstereyim Lively Wallpaper buraya gelip Lively Wallpaper yazdığımız direkt burada zaten çıkıyor buraya bastık ve burada burada aç yazmayacak sizde. Kur yazacak ya da yükle falan da yazabilir. Al da yazabilir bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Hatta şu an direkt bakalım isterseniz. burada paralıymış bu. Buradan bakalım. Evet al yazıyor. Al diyeceksiniz. Kuracaksınız. Bu kendi direkt kuruluyor. Kurulduktan sonra sol alta burada geliyor. Ama gelmezse ne yapıyoruz? Lively wallpaper yazıyoruz. Ve direkt buradan açılıyor. Ekrana geldikten sonra, şöyle biraz küçülteyim isterseniz, tam ekranda düzgün gözükmesin. Ne yapıyoruz? Buraya ben resimleri koydum buraya, bulduğum yerden. Şu, şu, şunlar falan böyle dandik olanlar. Şu gördüğünüz şunlar. Yani şu falan yani. Ekrandan biri seçeyim şöyle. Yani bu falan kendiliğinden geliyor. Mesela şu Batman'leri, Black Adam'ları, Deadpool'ları falan ben kendim ekledim şu çok güzel gözüküyor. Yani şu ikisini kullanıyorum. Genelde videolarda görmüşsünüzdür. Şunu da kullanıyorum bazen ama şu an bunu eklememişim. Silinmiş. Ben bunları nereden buluyorum? Bunların bir sitesi var. Burada 5 tane site var. Bunların hepsinin açıklama linkini vereceğim. Eğer bulamazsanız da buraya gelip buy wallpaper da yazabilirsiniz. Direkt zaten bu sitelerin çoğu burada çıkıyor. Hatta burada Pinterest'e dahil. Pinterest'i de buraya ekleyebilirsiniz. Buradaki alt tane site ben burada genelde buradan fazla almıyorum. Ha buradan böyle hani hareketli bir doğa resmi istersen buradan kullanıyorum. Buraya gelip mesela ne yazıyorsunuz? Batman yazdım. Arattırdım. Gördüğünüz gibi Batman alakalı burada hareketli wallpaper'lar var. Bunlara bir indirebilirsiniz. Buraya gelip mesela tekrar buraya Batman yazalım. Büyükten burada yoktur. Evet varmış. Şunlar var. Fazla güzel değil. Buraya gelip Batman yazalım. Burada da yok. Genelde şu siteden alıyorum. Bir siteden alıyorum. Bir de bu siteden alıyorum. Buraya gelip tekrar Batman yazdım. Gördüğünüz gibi burada çok güzel wallpaperlar var. Next diyerek buradan gezebilirsiniz. Şu, şu an ben bir tane güzel bulacağım. Kendinde olmayan. Nasıl yüklenirse de göstereceğim. Şu güzelmiş bakalım. Böyle video oynatabiliyorsunuz. Boyutuna buradan bakabilirsiniz. 1080p'si var. 4K'sı var. 4K olması çok iyi. Monitörü 1080p ama 4K bir şekilde de çok rahat bir şekilde gösterebiliyor. Burada kalsın. Başka neler var? Burada gezebilirsiniz. Bunlar yeni eklenmiş. Mesela o yüzden ben burayı geziyorum ben. Şu an ben 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane buldum. Bunların hepsini indireceğiz, bakacağız. Şöyle hatta göstereyim. Biri Spiderman. Arka tarafında logosu da beliriyor ve rengi değişiyor. 3 dakikaymış. Burada bu kalsın. Biri de bu. Arka taraf hareket ediyor. Diğeri Batman. Bu 4K'dan emin değilim ama bir ihtimalle 4K'dır. Bakacağız. Black Panther'ın var. RGB neon tarzı. Orla efekti olan. Monster var. Bir tane vardı burada kapattım. Bu tarz var. Rainy var. Yağmur yağan. Pikachu var. Pikachu'da da burada ışıklar yanıyor. Burada hareket etmiyor. Burada kırı var. Bu da biraz daha böyle güzel kırmızı ışıklı diye aldım. Mesela şu an burada indirerek başlayalım. Ben 4K'dan başlıyorum. Rowland'a bastım. İndiği yerden alabilirsin isterseniz. Ben şuradan sayfayı açayım hemen. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bunu tutuyorsunuz buradan. yüklüyorsunuz Buraya bırakıyorsunuz. Deniz gibi isim verebilirsiniz. Mesela buraya Berserk. Tamam dedim. Şu an gördüğünüz gibi buraya ekledi. Buna bastığımız zaman gidecek. Şurada bir, bir tane daha var. Bunu atayım. Hangisiyim? Bunu da ekledim. Şurayı kapatayım. Bu da kapansın kapatayım. Şunu da kapatayım. Şuradan bir tanesi daha indireyim. Şunu i̇ndirmek istiyorum. Buna bastım. İndiriyorum. Tekrardan göster yerini diyorum. Diyorum ve buraya sürüklüyorum. İsim vermeye gerek yok bazıları. Ben sallıyorum zaten. Şu an ne yapıyoruz? Bunları kapatabiliriz hatta. Şöyle kapatalım. Masa üstüne gelelim. Şu an gördüğünüz gibi direkt atıldığı için burada masa üstünde çıkmış zaten. Burada üç tane şey olduğu için ben de mesela bunu seçiyorum. Tamam diyorum, sağ ekrana mesela bunu istiyorum, sağ ekrana bu geldi. Mesela sol ekrana diyorum, buna basıyorum, buna basıyorum ve sol ekrana geldi. Ben bu ekranı istiyorum ya da uzat da diyebilirsin. Mesela uzat dersem çok kötü gözükecek. Ama sadece seçili ekran dersem mesela, burada gösteriyor hangisi seçtiğini. Aynı arkada çoğalt dersem hepsinde aynısını gösterir. Sadece seçili ekran diyorum. Ben şu şekilde farklı resimler kullanıyorum, wallpaperlar basıyorum. Ondan mesela tekrar bunu seçelim. Ben yani gücel olarak bunu kullanıyorum. Biraz daha net ve güzel gözüküyor. Daha sağ tarafa da şunu verdim yeni olanı. Soldakine bunu verdim. Genelde zaten ben şu tekrar burayı alayım siz de görün diye. Genelde bunu kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Bir de şu var. İlk başta da bunu kullanıyordum. Bu da çok güzel ama göz alıyor gibi. Ama gerçekten güzel gözüküyor. Yani siz de buradan wallpaper'ınızı kullanabilirsiniz. Ama wallpaper araştırmak biraz zor. Yani Pinterest'te falan da bulabilirsiniz veya başka sitelerde. Daha değişik siteler bulursanız yorumlar edebilirsiniz. Ben de o yorumlardan kullanarak wallpaper'larımı değiştiririm. Yani genelde şu, şu kalsın istiyorum. Şu an bu güzel. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.